Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan Spaghetti Yarn'ın polyester makrome ipiyle hazırladığım çok kullanışlı güzel bir sırt çantası yapımı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın mısır patlaklı bir örnek çalışacağız. Dikdörtgen bir taban üzerine çantamızı kuracağız. Ben böyle hazır aksesuarlar kullandım. Sizler isterseniz bunu örgüden de yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı var. Bütün aşamasında video içerisinde sizlere detaylı olarak paylaştım. Böyle bakın iki tane çıt çıt noktası var. Çantamızın içerisinde oldukça derin bir tane büyük penye yumak koydum. Bir de soft cake ipi var. Spaghetti yarnın, onu da koydum. İçerisinde hala boşluk var. Gerçekten derin, kullanışlı, hafif de bir çanta oldu. Çantamızın ölçüsünü, ne kadar ip kullandığımı bütün detaylarıyla video içerisinde bulabilirsiniz. Gerçekten keyifle çalıştım ve içmesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarnın polyester makrome ipinden 9 yumak kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlere göstermek istiyorum. Karışımı %100 polyester, 100 gram ağırlığında, 90 metre uzunluğunda. Bakın burada kalınlığı da verilmiş. 2 milim kalınlığında kullandığım iplik. 2 milimden daha fazla kalın ipler kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü çantayı daha fazla ağırlaştıracaktır. Mutlaka 2 milim olan makrome ipler tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ben orijinalinde olduğu gibi polyester makrome tercih ettim. Ama sizler isterseniz pamuk makrome de kullanabilirsiniz. Spagettiyar.com adresini ziyaret ettiğiniz zaman makrome ipin birçok çeşidi var. Oradan detaylı olarak da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben orijinaline uygun olarak polyester makrome ile çalıştım. 9 yumak kullandım. Şimdi burada nasıl ördüğümü sizlere tarif edeceğim. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Bakın burada dikdörtgen bir taban hazırlayacağız. 20 sık iğne, 40 sıra örerek modelimizi kuracağız. Burada hazırlamış olduğumuz, bakın mısır patlakları ya da popcorn da diyoruz buna. Bu hazırlamış olduğumuz model altının katlarından oluşuyor. Altının katları olacak şekilde modelimizi kuracağız. Ben şimdi açık renkle sizlere tarif edeceğim. Bu tabanı tamamen böyle büyük şekilde birlikte öreceğiz, başlayacağız, modeli kuracağız. Modeli kurduktan sonra bakın böyle yeteri kadar modelimizi uzatacağız, büyüteceğiz. Büyüttükten sonra ağız kısmında bir örgü işlemimiz var. Sonra kapak kısmını örmeye geçeceğiz. Bunu da dediğim gibi açık renkle birebir sizlere tarif ediyor olacağım. Şimdi burada polyester makrome ile çalışırken tığ numaram 3 milimdi. Şöyle göstermek istiyorum tığ. 2 milim makrome ipe 3 milim tığ güzel oldu. Yani elim çok sıkı değildi ama eğer eliniz çok sıkıysa 3,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi burada pamuk makrome ip kullanacağım. Sizlere tarif ederken bakın dokusunu yakından şöyle göstermek istiyorum. Burada pamuk makrome kullanırken de 3,5 milim tığ kullanacağım. Hemen işe başlayalım. Örmeye başlayalım. İlk zincirimizi kilit yapıyoruz. Kilitten sonra 21 tane zincir çekiyoruz. Bakın çantamın birebir ölçülerini vereceğim. Burada mantığını kavradıktan sonra sizler çantayı istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Bunu daha büyük, daha küçük de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi toplamda 21 tane zincirimi çekip hazırlıyorum. Başlangıç zincirlerimi ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde hazırlıyorum. Bu her örgü için geçerlidir. Şimdi toplamda 21 tane zincirimi çekiyorum. Toplamda 21 adet zincirimi çektikten sonra zincirimin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. 21. zincir bırakıp 20. zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak İlmek çıkartıyorum, sık iğnemi örüyorum. Bakın bu şekilde her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak sık iğnelerimi örüyorum. İlmek çıkartıp sık iğne. Eğer bu aşamada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın sık iğnelerimizi öreceğiz ta ki son zincire kadar. Toplamda 20 tane sık iğnemizi elde etmiş olacağız. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son zincire de arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi örüyoruz ve 20. sık iğnemizi bu şekilde örmüş oluyoruz. Şimdi diğer sıraya geçerken zincir çekmeden ilmeği hafif esnetip örgümüzü direkt çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz bakın. İlk boşluğa batıp ilmek çıkarıp direkt sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi tersten her bir sık iğnenin boşluğuna, tepe boşluğuna batarak tekrar sık iğne örerek ilerliyoruz. Toplamda dediğim gibi 20 tane
sık iğnemiz var. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sizler çantayı büyütmek istiyorsanız eğer modelimiz altının katlarından oluşuyor. Altının katları ne demek? 6 artı 6 artı şeklinde sık iğne sayısını elde etmemiz gerekiyor. Model altının katlarından oluşuyor. Başlarken ben 20 tane sık iğne ile başladım. Ama sizler çantanızı daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz eğer başlangıç zincir sayınızı değiştirerek, yani sık iğnenizi altının katları olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu daha büyük, daha küçük de sizler yapabilirsiniz. Dediğim gibi mantığını kavradıktan sonra çantayı büyütüp küçültmek oldukça kolay oluyor. Şimdi geldik son noktaya. Bakın bu son nokta önemli. Şuradaki başak şeklinde duran sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkartıp sık iğne örüyoruz. Tekrar aynı dönüş. İlmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk sık iğne boşluğuna batarak tekrar sık iğne örerek devam ediyoruz. Şimdi 20 tane sık iğnemiz var. Bunu 40 sıra örerek tamamlıyoruz. Bakın 40 sıra bu şekilde örerek tabanımızı büyüteceğiz. Büyüttükten sonra bir sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. Toplamda 40 sıra örerek bakın tabanımı tamamladım. Şimdi burada ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum. Burada bakın 3,5 milim tığ kullandığım için bu ördüğüm tabanım 23 santim. Eni de 12 santim. Bununsa bakın şuradan şöyle ölçeceğim. Burada 3 milim tığ kullanmıştım bu çantamda. 20 santim boyu var. Eni de 10 santim. 10,5-11'e yakın. Ölçüler bu şekilde. Bakın tığ numaraları değiştiği için bu birazcık daha büyük oldu. Şunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi son sık iğneyi de örüyoruz. Bakın son sık iğneyi de ördükten sonra 20 tane sık iğneyi 40 sıra örerek tamamladım. Şimdi trabzanlı sırayı örmeye geçeceğiz. Bir sıra çerçeve yapacağız. İkili trabzan öreceğiz. Şimdi bu noktada bakın şöyle sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğim. Doluyorum. Hemen son ördüğüm sık iğnenin dibine batıyorum. İlmek çıkarttım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladım. Bakın bir sonraki boşluğa sıradaki gelen boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğer boşluk bakın şurası. Her sıraya bir tane trabzan denk gelmiş olacak bu şekilde. Tekrar doluyorum. Bakın bir sonraki sıra burası. İkili trabzanımı örüyorum. Bir diğer nokta bakın yine burası. Bunu zaten elinize aldığınız zaman çok rahat göreceksiniz. Mutlaka videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen aralarda önemli püf noktalar verebiliyorum aklıma geldikçe. Ama sardırarak seyrettiğiniz zaman o önemli püf noktaları kaçırmış oluyorsunuz. Mutlaka sardırmadan videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada bakın ikili trabzanları örerek devam edeceğiz. Ta ki şu köşeye kadar gelelim. Bu köşede nasıl dönüyoruz, nasıl devam ediyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Burada bakın sıra sonuna geldik. Şu ana kadar toplamda 39 tane trabzanımı ördüm. 3 zincirle birlikte doluyorum. Batacağım son noktaya da batarak ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi buradaki mantığı anlatmakta fayda var. Bakın 20 tane sık iğne ile başladım. 40 sıra ördüm. Şimdi trabzanla bir çerçeve yapacağız. Trabzandan sonra artık mısır patlaklarımızı oluşturmaya başlayacağız. Ne söylemiştik? Başlangıçta model altının katlarından oluşuyor. Yani 6 artı 6 artı şeklinde modelimizi kuracağımızı söylemiştik. Burada 20 sık iğne 40 sıra örerek tamamladık. Bu ne demek? Bakın bu uzun kenarda 40 tane batacağımız nokta var. 40 sıra yani 40 nokta burada, 40 diğer uzun kenarda, 20 bu kısa kenarda, diğer 20 de bu diğer kısa kenarda, toplamda 120 tane batacağımız boşluk var. Bu ne demek oluyor? Yani şimdi trabzanla bir çerçeve yapıyoruz. Burada başladık. Örmeye trabzanlarımızı devam edeceğiz. Bakın ta ki ilk başladığımız noktaya kadar toplamda 120 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Bu ne demek? 120'yi 6'ya böldüğümüz zaman 20 tane model elde etmiş oluyoruz. Sizler bunu dediğim gibi daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Burada örneğin sık iğne sırasında bir sıra eksik bir sıra fazla yapmış olabilirsiniz. Bunu sonradan fark etmiş olabilirsiniz. Hiç sökmenize gerek yok. Burada son sıra öreceğimiz trabzan sırasında elde edeceğiniz sayı altının katları şeklinde olmalı. Yani 6 artı 6 artı şeklinde olmalı. Yani sonradan buradan köşelerden bir artırma yapabilirsiniz. Fazla gelmişse eksiltme yapabilirsiniz. Böyle birkaç tane eksik ya da fazla olması problem teşkil etmeyecek. Şimdi bakın buradaki son noktaya da battım. 40 tane sık iğnemi, ikili trabzanımı ördüm. Doluyorum. Şimdi gelen bakın başak şeklindeki bu
başlangıç zincir noktasına batıyorum. Şimdi burada 20 tane sık iğne var. Bu sık iğnelerin olduğu noktaya her birine bir kez batarak doluyorum. Bakın şöyle boşak şeklinde görünüyor. Batıyorum. Her birine 2 litre trabzan örerek çerçevemi tamamlayacağım. Bakın trabzanları en son saydığımda bitişe geldiğim zaman dönüşü de bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi sizler saydığınız zaman bir ya da iki tane eksik gelirse şu köşede iki tane batarak burada artırma yapabilirsiniz. Eğer eksik gelirse bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Şimdi bakın trabzanımızı örmeye devam edeceğiz. Köşede de aynı işlem, buradaki yaptığımız işlemi birebir burada da uygulayacağız. Sonra buradaki noktaya gelip yine bakın sık iğnelerin olduğu her bir boşluğa, tepe boşluğa şöyle göstermek istiyorum. Bir kez batarak bu sırada da ikili trabzanlarımızı örerek 3 zincirin olduğu bakın ilk başladığımız noktaya kadar ilerliyoruz. Trabzanlarımızı örerek sıra sonuna kadar geldik. Şu anda 119 tane trabzanı örmüş oldum. Burada bakın bir batacağım nokta kalmadı. 3 zincirlik nokta var. Hemen şu kısma son battığım trabzana da bir tane trabzan örerek ikili trabzan. Toplamda 120 tane ikili trabzanımı bu şekilde tamamlamış oldum. Sizler de mutlaka sayarak altının katları olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu sırada sayınızı. Çünkü bundan sonra artık modelimizi kurmamız gerekiyor. Şimdi bakın toplamda 120 tane trabzanımızı ördük. Şu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Şimdi birleştirme yapıp tersten modelimizi kurmaya başlıyoruz. 3 zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine bakın ilk başladığımız zincirden sonra başladığımız trabzanın tepesine batarak ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra bir zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Bakın bu zincirden önceki nokta kaydırma noktası, yani zincirin tepe boşluğu oluyor. Bu zincirden sonra bakın ters çevirdik. Şimdi ters kısımdayız. Zincirden sonra gelen ilk boşluk 3 zincirin boşluğu. Bunun boşluğuna batarak yani trabzanın tepe boşluğuna batmış oluyoruz. Sık iğne örüyoruz. Birinci sık iğne, bir sonraki boşluğa batarak ikinci sık iğneyi örüyoruz. Tığımızın başına dolayarak bir sonraki boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarttık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 2 ilmek bekliyor. Tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa batarak ilmek çıkartıyoruz. Doladık. İlk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmeği tığda bekletiyoruz. Tekrar doladık. Aynı boşluğa gelerek ilmek çıkartıp ilk 2 ilmeği alıyoruz. Bu şekilde 5 kez batacağız. Bakın 3 kez battık. Doluyoruz. 4. kez batarak ilmek çıkartıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekleri tığda bekletiyoruz. Eğer size çok kalın gelirse 4 kez batabilirsiniz. 4 de yeterli olabilir ama standardı 5. 5 de güzel duruyor. Tekrar doluyorum. 5. kez batarak ilmek çıkartıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Toplamda 2, 4, 6 tane ilmeğimiz tığımızda bu şekilde duruyor bakın. Sonra doluyorum. Hepsini tek seferde topluyoruz. Tek seferde topladıktan sonra bakın burada hiçbir işlem yapmadan sıradaki gelen trabzanın şuradaki hemen tepesine batıyorum. İlmek çıkartıp sık iğne örüyorum. 1, bir sonraki 2, bir sonraki 3, 4, arada 5 tane sık iğne öreceğiz. 5 tane sık iğne ördük bakın. 2 tane sık iğne mısır patlağı modelimizi oluşturduk. Sıradaki sık iğneye batarak 5 tanesini yan yana ördük. Şimdi bir sonrakine, yani bu da 6. oluyor, modelimizi kuruyoruz. Bakın doluyoruz. Sıradaki gelen boşluğa batıp ilk 2 ilmekleri örerek 5 kez batıyoruz. 1 doluyoruz. İlmek çıkartıp 2 ilmeği alarak diğer ilmeği bekletiyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 kez batıp ilk 2 ilmekleri örerek 2 4 6 tane ilmeği bu şekilde tığımıza topluyoruz. Doladık. Tek seferde topladıktan sonra hemen hiçbir işlem yapmadan direkt gelen boşluğa batıyoruz. İlmek çıkartıp sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde şimdi tekrar 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 yanındakine 2 yanındakine 3 4 5. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra tekrar bakın mısır patlağı modelimizi kuracağız. Aynı şekilde 6. boşluğa ilk 2 ilmekleri alarak 5 kez batıyoruz. 3 4
ve 5. Tek seferde topluyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bakın artık köşede yapabileceğimiz hiç farklı bir işlem yok yapacağımız. Her birine böyle bir kez batarak modeli oluşturuyoruz. Mısır patlaklarımızı örerek tamamen buradaki ilk başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki son mısır patlağını oluşturduktan sonra sırada 1, 2, 3 tane batacağımız sık iğne noktası kalıyor. Başlarken de 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Buradaki 3, buradaki 2 ile beraber birleştiği zaman 5 tane sık iğneyi şu ara boşluktaki 2 model arasındaki 5 tane sık iğneyi bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Mutlaka bakın bitişteki sık iğne sayınızı saymanız gerekiyor. Kaç tane olduğunu 2, 3. noktaya da batıp bakın sırayı bitiriyoruz. Şimdi burada ilk başladığımız hemen zincirden sonra ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp buradan kaydırma yapıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Bakın düzene çevirdik. Şimdi bakın buradaki noktayı kaybetmemek gerekiyor. Ne yaptık? Şöyle tekrar sökmek istiyorum. 3 tane sık iğne burada, 2 tane sık iğne burada. Arada 5 tane sık iğnemiz var. Şimdi şu zincirden sonra ilk sık iğnenin tepesindeyiz bakın. Buradaki 2 tane ördüğümüz ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp kaydırmayı yaptık. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi biz bakın şu ipin olduğu nokta bu sık iğne olduğu için şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bu 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Doladık. Şimdi bir sonraki noktaya batacağız. Şöyle çevirelim daha net anlaşılacaktır. Bakın burada modelin olduğu kısımda sık iğnenin tepesi böyle başak şeklinde biraz daha uzun duruyor. Biz şunu sayacağız. 1, 2, 3. Bakın. Burada ne yaptık? 1, 2, ikincisinin yani ilk sık iğnenin tepesine 3 zincirle bir trabzan oluşturduk. Şimdi bizim için önemli olan şu nokta. 1, 2, 3. Bakın batacağımız nokta şurası. Buraya trabzan örerek batacağız. Örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirden sonra doluyorum. Bakın şuradan da anlaşılır. 1, 2, 3. noktaya batacağız. Yani çevirdiğimiz zaman gelen ilk boşluğa batmıyoruz. İkincisine batarak İlmek çıkartıp ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Doladım. Bir diğer boşluğa batıyorum. Tekrar ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğerine batıyorum. Bakın hemen modelin kenarında kalan başak şeklinde görünüyor. Buradan bu noktaya batıp ikili trabzan. Şimdi 4 tane trabzanla başlamış olduk. Bakın bu noktayı kaybetmeyeceğiz. 5. noktada hemen şu kısım olacak. Bitişte batacağımız nokta. Doluyorum. Şimdi modelin oldu. Bakın popcorn'un oldu. Yani şu mısır patlağının olduğu tepe boşluğa batıyoruz. Bu da bakın diğer başak başak noktalar küçük küçük dururken bu daha uzun duruyor. Bu uzun noktaya bakın şöyle başak şeklinde sığımızın üzerine alıyoruz. Bu noktaya batıp ikili trabzan örüyoruz. Yani modelin üstüne bir tane trabzan gelmiş oluyor. Modelin üzerine bir tane trabzanı ördükten sonra bakın sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne var. 6. modelin üzeri. Sonra sıradaki gelen her bir trabzana yani sık iğne boşluğuna bir tane trabzan örerek ilerliyoruz. Bak. Her birine ikili trabzan örüyoruz. Sık iğneleri atlamayı mutlaka bakın tek tek böyle sayabilirsiniz. Eğer karıştıracağınızı düşünüyorsanız. Şimdi modelin üzerindeki noktaya da batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine bakın trabzan sırasındayız. Düz kısmı örerken trabzan örüyoruz. Örgümüzü çevirdiğimiz zaman ters kısımdan da bu mısır patlaklarını oluşturuyoruz. Şimdi trabzanımızı öreceğiz. Eğer ilk kez böyle bir model çalışıyorsanız yine trabzan sayımız sıra sonuna geldiğimizde 120 tane olmuş olacak. Şimdi burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi her bir boşluğa bakın hiç boşluk atlamadan aradaki 5 sık iğne modelin üzerindeki nokta. Bakın zaten şöyle anlaşılıyor. Model başak başak duruyor sık iğneler. Modelinki biraz daha uzun duruyor bakın. Her birine bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Trabzanlarımızı örerek bakın modelin üzerinde trabzan ördükten sonra bakın diğer modelin üzerindeki iki model arasında 5 tane trabzan olması gerekiyor. Şimdi modelin bakın iki model arasında şimdi bakıyorum modelin üstündeki son trabzan bu. Diğer modelin üzerindeki trabzan bu. Şimdi arada 5 tane trabzan olması lazım. 2, 4, son bir tane trabzan öreceğim. Bu da son bir tane sık iğnemiz vardı. Diğer sırada bahsetmiştik. Doluyorum. Buradaki bakın boşluğa batıp 5. trabzanı örüyorum. Model arasında 5 tane trabzanı bu şekilde elde etmiş oluyorum. Şimdi
Burada 3 zincire hiç dokunmadan ördüğümüz ilk trabzanın tepesine direkt batıyorum. İlmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırıyorum. Bu zincirin tepe noktası olmuş oluyor. Şimdi bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi burada modeli aralara koyacağız bakın. Şimdi yine tekrar mısır patlaklarımızı oluşturacağız. Tersten içeriden mısır patlaklarını örüyoruz. Dışarıdan düz kısımdansa trabzanlı noktaları örüyoruz. Şimdi modeli kuracağız. Nasıl kuracağız? İlk sırada modeli kurarken 2 sık iğne ile başladık. Üçüncüye modeli kurduk. Sonra 5 sık iğne, 6.ya model, 5 sık iğne, 6.ya model şeklinde örneğimizi tamamladık. Şimdi trabzan sırası gibi düşünün, ilk sıra gibi. Şimdi bu modeller yine 2 tane sık iğne ile başlasak modeller üst üste gelecek. Bunu istemiyoruz. Ne yapacağız? Burada 5 tane sık iğne öreceğiz. 6.ya yani şu iki model arasına tam ortaya model gelmiş olacak. Şimdi şu ortalara denk gelecek şekilde modeli ayarlayacağız. Bunun için de bakın şöyle tuttuğum zaman bunun mantığı şu. İki model arasında 5 tane sık iğne var değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üçüncüsüne model gelmeli. 1, 2, üçüncüsüne model gelmeli. Şuraya model gelecek. 1, 2, 3, 4. Zincirin olduğu nokta 5. Bu ilk noktayla beraber 5 tane sık iğneyle başlangıcımızı yapacağız. Zinciri çektikten sonra hemen gelen ilk boşluğa bakın. Zincirin tepe boşluğu oluyor bu da. Buna batıp hemen bir tane sık iğne örüyorum. Bir diğerine 2, bir diğerine 3, 4, 5 tane sık iğnemizi ördük. 5 tane sık iğneyle bu kez başlangıcımızı yaptık. Doluyoruz. Bir sonrakine hemen mısır patlağı örneğimizi kuruyoruz. Dolayarak ilk 2 ilmekleri alarak 5 kez aynı boşluğa batarak bakın mısır patlağı örneğini bu şekilde oluşturuyoruz. Toplamda 6 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 5, son bir tane batıp ilk 2 ilmeği topluyoruz. Toplamda 6 ilmeğimiz oldu. Doluyoruz. Tek seferde toplayarak tekrar sıradaki gelen boşluğa batıp 5 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Doluyorum. 6.ya hemen modelimizi kuruyoruz. İlk 2 ilmekleri alarak. Bakın aynı teknik devam ediyor. Bu kez 5 tane sık iğne ile başladık. 6.ya modelimizi kurduk. Tek seferde topluyoruz. Sonra tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. 6.ya modelimizi kuracağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Arada baktığımız zaman şu 5 tane trabzanın olduğu nokta 1, 2, 3.ya model gelecek. Hep bu şekilde 5 tane trabzanın olduğu nokta 3.ya model gelecek şekilde modelimizi bakın ortalara taşımış olacağız bu şekilde. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Tekrar bitişi ve başlangıcı sizlerle hemen paylaşalım. Sonuna geldik. 5 tane sık iğnemizi ördük modelden sonra. Bakın burada batacağımız son bir nokta kaldı. Bu arada başlarken 5 tane sık iğne örmüştük. Şimdi son modelimizi örerek modellik bu sırayı bitirmiş olacağız. Şimdi burada 5 sık iğneyi ördükten sonra doluyorum. Buradaki son boşluğa batıp bu da son bakın trabzanın olduğu nokta oluyor. Hemen modelimizi kuruyoruz. Mısır patlağımızı oluşturuyoruz. 5 kez batarak. Dediğim gibi sizler eğer çok fazla gelirse beşli, dörtlü de batabilirsiniz. Tek seferde topluyorum. Şimdi burada bağlantıyı kuracağız. Bakın. İki model arasında 5 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5.yi örmüştük. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi burada bakın trabzanlarımızı örmeye başlayacağız. Bu arada yine 5 tane trabzan noktası olacak iki model arasında. Bunu bu şekilde kontrol ederek sıra bitiş ve başlangıçlarınızı muntazam bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın modelin tepesi burası, diğer modelin tepesi burası. 1, 2, 3, 4, 5. nokta burası. Şimdi modelin tepesine batıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Modelin tepesine batarak trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bakın aradaki 5 tane sık iğneye de ikili trabzan. Düzden ikili trabzan örüyoruz. Tersten de mısır patlağı örneğimizi kurarak bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın toplamda yine 120 tane trabzanı
elde etmiş olacağız. Bu şekilde başladık. Dediğim gibi iki model arasında 5 tane sık iğne, yani 5 tane trabzan noktası olacak. Hem sık iğne hem trabzan noktası. Bunu sık iğne ve trabzan örerek mutlaka bitişte ve başlangıçta kontrol yaparsanız bu bitiş ve başlangıçlarınızda hiç problem yaşamazsınız. Ama burada bir eksik bir fazla yaparsanız modeli kaydırmış olursunuz. Bu yüzden bütün sıra bitiş ve başlangıçlarını detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Şimdi bu trabzan sırasında örelim. Bir kez daha modeli kuralım. Neden? Bakın, şimdi iki modelin arasında yine orta kısma gelecek. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Trabzanlı sıramızı bitiriyoruz. Bakın, modelin üzerindeki trabzanı buluyorum. Diğer modelin üzerindeki trabzan noktayı buluyorum. Başlarken 3 zincirle başlamışız. 2, 4, bununla beraber 5 tane trabzan noktasını elde etmiş oluyoruz. Bakın, model üzerindeki trabzanı buluyorum. Diğer modelin üzerindeki trabzan, arada 2, 4, 3 zincirle beraber 5 tane trabzan noktası oluşmuş oluyor. Şimdi 3 zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çekerek şimdi örgümüzü çevireceğiz. Bakın, bizim burada iki modelin arasına şimdi İlk sırada yaptığımız gibi iki tane sık iğne örüp üçüncüye modeli kurmaya başlayacağız. Artık ilk sıra modeli tekrarlayacağız. Bu sıralar hep bu şekilde, bakın. Önce iki sık iğne, sonra 5 sık iğne, böyle modeli kaydırarak iki model arasında şimdi ortaya mısır patlağı örneğimizi kurarak model hep kendini tekrar ederek bu şekilde büyüyecek. Bakın, bizim batacağımız nokta şu ilk trabzan, ilk boşluk 2 üçüncüye gelecek. Bakın. Burada iki model arasında trabzan 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan noktası var. Bu üçüncüye denk gelecek. Bakın şuraya. Bunun için de ilk 1, 2 noktaya sık iğne, üçüncüye modeli kurarak örneğimizi tamamlamış olacağız. Şimdi bir zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak birinci sık iğne, diğer noktaya ikinci sık iğne doluyoruz. Bakın, üçüncü nokta. Burada üçüncü trabzanın tepesi, bakın 1, 2, 3. Tam orta kısma, yani artık buraya modeli kurmuş olacağız. Yani ilk sırada kurduğumuz modelin birebir aynı işlemini yapmış oluyoruz. Modelimizi kuralım. 2, 3, 4, 5 kez batarak ilk iki ilmekleri alıp tek seferde topluyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne örüp mısır patlağı örneğini tekrar ederek aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın, bundan sonra yapacağımız işlem aynı. Şimdi iki model arasına, bakın, model yine geldi. İlk sıradaki örneği tekrar etmiş olduk. Bundan sonra hep bu şekilde örnek büyüyerek devam edecek. Buradaki detayı da sizlere vermiş oldum. Son bitişte zaten bir sonraki alt sıralarda göstermiş olduğum işlemlerin birebir aynısı. Hiçbir farklılık yok. Bakın, bu şekilde çantamızı yeteri kadar derinleştireceğiz. Şimdi diğer çantamda göstermek istiyorum kaç sıra ördüğümü. Hemen birlikte sayalım. Bu modeli de sayarken mutlaka çapraz saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra, bakın, mısır patlaklarımızı ördük. Sonra 1, 2, 3 sıra trabzan ördüğümüz nokta var. Şimdi bu tarifimizin birinci bölüm videosu olsun. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Buraya kadar izlemişseniz eğer, şimdi çantamızı yeteri kadar uzatalım. Hemen şu bitiş noktasını ve kapak kısmını nasıl yapıyoruz sizlerle paylaşıyor olacağım. Yine ikinci bölümün linkini de videonun aşağı açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayabilirsiniz. İkinci bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.